Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'nda 33 numaralı testimizin soru çözümüne de başlıyoruz. Birinci sorumuzda eşitsizliğimizin alt sınırı pozitif ve üst sınırı da pozitif sayılardan oluşuyor. Pozitif kesirlerden oluşuyor. Bu kesirlerin pay ve paydalarının yerini değiştirelim. Örneğin soldaki 7 bölü 5 kesiri ters dönecek olursa 5 bölü 7. Ortadaki 14 bölü x artı 2 ters döndüğünde x artı 2 bölü 14 ve büyük taraftaki 14 bölü 3 ters döndüğünde 3 bölü 14'e dönüşmüş olacaktır. Eşitsizliklerde pay ve paydalar yer değiştirirse eşitsizlik yön değiştirecektir. Dolayısıyla burası büyük eşit, şurası büyüğe dönüşecek. Eşitsizliğin her tarafını önce 14 ile çarpıp paydalardan kurtulalım. 14 ile çarptığımızda 14 çarpı 5 bölü 7 10 sonucunu verecektir. Büyüktür, eşittir. 14 ile çarptığımızda payda kısmındaki 14 sadeleşecek. X artı 2. 14 ile çarptığımızda 14 sadeleşecek, 3 oluşacaktır. Daha sonra 2 çıkarma işlemi yapalım. 2 çıkarma işlemi yaptığımızda 8 büyüktür, eşittir, x, o da büyüktür, 1 sonucuna dönüşmüş olacak. Peki burada kaç tane x tan sayısı vardır diye sorduğumuzda, eğer eşitliğin her iki tarafında, eşitsizliğin her iki tarafında eşitlik yoksa, büyük sınır 8, eksi küçük sınır 1, eşittir, 7 tane tan sayı vardır diyebiliyoruz. Bu tan sayılar arasından herhangi biri x artı 2 sıfırı yapmadığı için herhangi bir sorunla karşılaşmayacağız. Dolayısıyla cevabımız 7'dir diyebiliriz. İkinci sorumuzda x ve y gerçel sayılardır diyor. 0 küçüktür x küçüktür 5x kare şeklinde bir eşitsizlik verilmiş. Burayı her tarafı x'e bölelim. X pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlikte bir yön değişimi olmayacak. 0'ı düşünmeden tabii bunu yapacağız. X bölü x'ten 1 küçüktür. 5x kare bölü x'ten 5x şeklinde bir eşitsizlik ortaya çıkar. Alttaki işlemde ise y eksi 3'ün 20x'e eşit olduğu bilgisi var. O zaman biz burayı 20x'e dönüştürmek istiyorsak eşitsizliğin her tarafını 4 ile çarpalım. 4 pozitif sayı olduğu için çarpma işleminde yön değişikliği olmayacaktır. Dolayısıyla 4 küçüktür. 4 çarpı 5'ten 20x haline gelecek. 20x'in y eksi 3 olduğunu biliyoruz. 4 küçüktür y eksi 3 işlemine dönüşmüş oldu. Eksi 3 sayısını sol tarafa gönderdiğimizde 7 küçüktür y. Dolayısıyla y sayısını alacağı en küçük tam sayı değeri 8'dir diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda biraz öncekine benzer bir işlem olacak ancak öncesinde şunu yapmamız gerekiyor. 3x artı 2 bölü x ifadesinin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorulmuş. Bunu alıp şöyle düzenleyelim. 3x bölü x artı 2 bölü x şeklinde işlem yapacak olursak. X'ler sadeleşecek. Burası 3 artı 2 bölü x'e dönüşecektir. Peki. Buradaki eşitsizlikte yine sınırlar eşit, daha doğrusu aynı işaretli olduğu için baş aşağı çevirdiğimizde kesirlerimizi 7 büyüktür 1 bölü x, o da büyüktür 4 bölü 1'den 4'e dönüşmüş olur. Ancak biz 2 bölü x olayını istiyoruz. O zaman eşitsizliğin her tarafını önce 2 ile çarpalım. 2 ile çarpma işlemi yaptığımızda 14 büyüktür 2 bölü x, o da büyüktür 8'e dönüşmüş olur. Ve 2 bölü x'in 3 fazlasına ihtiyacımız var. Daha sonra 3 ekleme işlemi yapalım. 3 ekleme işlemi yaptığımızda 17 büyüktür 3 artı 2 bölü x, o da büyüktür 11 sonucunu elde etmiş oluruz. Dolayısıyla bu ifadenin alacağı tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorulmuş. İki tarafta da eşitlik olmadığı için üst sınır 17 eksi alt sınır 11 eksi 1, dolayısıyla 5 tanedir diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz A, B ve X pozitif tam sayılardır şeklinde bir bilgi verilmiş. A çarpı B'nin X kare eşit olduğu bilgisi var. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı 36 olduğuna göre X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi X pozitif bir tam sayıysa, örneğin biz X'in değerlerini alalım. Buna karşılık gelecek A ve B çarpma işleminin değerlerini alacağız. Burası ne olacak? X'in karesi eşittir a çarpı b. Buna karşılık olarak da a artı b değerlerini inceleyelim. Örneğin x kare eğer 1 olursa bu zaten 1 çarpı 1 şeklinde olacaktır. Dolayısıyla 1 artı 1'den sonuç 2'dir. Ve sadece bir tane değer vardır. Yani en büyük değer ve en küçük değer diye bir durumdan bahsedemeyiz. Sayılarımızın hepsi pozitif olacak. Bunu da unutmayalım. Eğer x gördüğümüz yere 2 yazacak olursak 2'nin karesi 4. Bu 1 çarpı 4 şeklinde de olabilir. 2 çarpı 2 şeklinde de olabilir. O zaman 1 çarpı 4'ten 1 artı 4 sonuç 5. 2 çarpı 2 o da 2 artı 2'ye dönüşecek. O da 4.
En büyük değer 5, en küçük değer 4, toplamları 9 olur, uygun değildir. Acaba x gördüğümüz yere 3 yazsak olur mu? Onun yerine seçenekleri takip ederek işlem yapmaya çalışalım. Örneğin 4 ile devam edelim. 4'ün karesi 16 eşittir. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8 ve 4 çarpı 4 gibi seçenekler çıkacak. Sayıları birbirinden uzak seçersek toplam büyük olur. 17, birbirine en yakın farklı demediği için eşit seçersek toplamları 8 olur. En büyük ve en küçüklerin toplamı 25 oldu. Oysa 36 olmasını istiyoruz. Dolayısıyla 4 seçeneği uygun değildir. Benzer şekilde 5 yapalım. 5'in karesi eşittir 25. 1 çarpı 25 de olabilir. 5 çarpı 5 de olabilir. 1 ve 25 kullanırsak toplamları 26. 5, 5 kullanırsak toplamları 10. Bu ikisini topladığımızda sonuç 36 geliyor ve istenen değer. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Yani burada seçenekleri kullanıp hesaplama yapmak işleri biraz hızlandırmış oluyor. 5. sorumuza devam edelim. A, B, C negatif reel sayılar. 2 negatif reel sayı birbiriyle çarpılıp pozitif sayı olur. Ve bu eşitlikler bize şu bilgiyi verecek. Buradaki A ile B'nin çarpımı 2'nin katı olur iken, B ile C'nin çarpımı 3'ün katı, C ile A'nın çarpımı yani A çarpı C'de 5'in katı olacaktır diyebiliriz. En küçük olan 2K, çünkü 2 negatif sayının çarpımı pozitif olduğu için pozitif sonuç verecektir. Bu da pozitif sonuç, bu da pozitif sonuç verecek. En küçük 2K yani A çarpı B. Daha sonra 3K, B çarpı C ve son olarak 5K yani A çarpı C şeklinde bir büyüklük sıralaması oluşturabiliriz. Peki, önce sol taraftaki eşitsizliği alalım. Eşitsizliğin her tarafını B ile bölelim. B negatif bir sayıydı. Dolayısıyla bölme işlemi yaptığımızda A ve C kalacak ve eşitsizlik yön değiştirecektir. Yani C A'dan daha küçüktür. İkinci bölümü aldığımızda ise burada C ile sadeleştirme yapalım. Yani C ile bölelim. Şimdi C yine negatif bir sayı olduğu için C sadeleşmesi olduğunda B büyüktür A şeklinde bir sonuçla karşılaşacağız. Yön değişimi olacak. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebiliyoruz. C en küçük sayı, daha sonra A ve en büyük sayı B olacak şekilde C, A, B sıralaması C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 6. sorumuzda A ve B pozitif reel sayılar olmak üzere aşağıdaki önermelerden hangileri daima doğrudur şeklinde bir bilgi verilmiş. Burada şöyle bir özellik kullanmaya çalışacağız. Aritmetik ortalama iki tane sayı için daima büyüktür, eşittir, geometrik ortalama şeklinde bir durum söz konusudur. Peki aritmetik ortalama iki sayı için ne olabilir? A artı B bölü 2 şeklinde. Peki geometrik ortalama bu iki sayı için ne olacaktır? Karekök içinde A çarpı B olur. Önce bir içler dışlar çarpımı yapalım. A artı B eşittir 2 çarpı karekök içinde A çarpı B. Aslında içler dışlar çarpımı değil, eşitsizliğin her iki tarafını 2 ile çarpmış oluyoruz. Çünkü içler dışlar çarpımı aslında doğru bir tabir değildir eşitsizliklerde. Burası büyüktür, eşittir. Her iki tarafın karesini alalım. A artı B'nin karesi, birinci terim A, A'nın karesi. Çarpımların 2 katı 2AB, ikinci terim B, A artı B kare şeklindedir. Sağ tarafta kare alma işlemi yaptığımızda dışarıdaki 2 sayısının karesinden 4, kök içindeki AB serbest kalacak, 4AB oldu. Bu sol taraftaki 2AB'yi sağ tarafa gönderdiğimizde A'nın karesi artı B'nin karesi, o da büyüktür, eşittir, 2 çarpı A çarpı B'ye dönüşmüş olur. 2AB. A ve B pozitif reel sayı oldukları için aynı zamanda büyüktür AB olduğunu söyleyebiliriz. Yani A kare artı B kare hem 2AB'den hem de A çarpı B'den daha büyüktür. 2 ve 3 numaranın aynı anda doğru olduğunu bu şekilde gösterebiliyoruz. Peki bunun dışında şunu söyleyebilir miyiz? Acaba A gördüğümüz yere 1 bölü 2, B gördüğümüz yere de yine 1 bölü 2 değerlerini kullanacak olursak. 1 numaradaki eşitsizlik 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı diğer sayı 1 bölü 2 karesi 1 bölü 4. O da büyüktür, eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 yani 1 bölü, daha doğrusu 2 bölü 4 büyüktür, eşittir 2 bölü 2 şeklinde bir sonuç elde etmiş olur ki bu yanlış bir sonuçtur. Dolayısıyla içinde bir seçeneği bulunan A ve B seçenekleri hemen elenmiş olur. İçinde iki bulunmayan D seçeneği elenecektir. Şimdi 4 numara doğruysa E, yanlışsa C seçeneğini cevap olarak kabul edeceğiz. Bu yüzden burayı da şöyle bir değer verme tekniği de incelemeye çalışalım. Peki bu değer verme tekniğini nasıl oluşturabiliriz? Örneğin
A gördüğümüz yere 1 bölü 3, B gördüğümüz yere oraya da 1 bölü 3 yazacak olursak 1 bölü 3'ün 3. kuvveti 1 bölü 27. 1 bölü 3'ün 3. kuvveti o da 1 bölü 27. Bu da büyüktür, eşittir. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Peki bunları topladığımızda ne olacak? 2 bölü 27. O da büyüktür, eşittir. 1 bölü 9 şeklinde bir durumla karşılaşmış oluruz. Paydaları eşitleyecek şekilde burayı genişlettiğimizde burası 3 bölü 27'ye dönüşecek. Paydalar eşitse o zaman payı büyük olan daha büyük olur. Oysa ters bir durum yakaladık. Pozitif reel sayı dediği için kesirli sayı kullanabiliyorum. O yüzden 4 numaranın da yanlış olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7 numarayla devam edelim. 7 numarada A sayısı 0-1 arasında iken X'in değeri A'nın 2 fazlasıdır. Yani X için şunu söyleyebiliriz. Eşitsizliğin her iki tarafına 2 ekleme işlemi yaptığımızda 0 küçüktür, X küçüktür, 3 sonucuyla karşılaşmış olacağız. Peki, Y eşittir A kare. Eşitsizliğin her iki tarafında, daha doğrusu her tarafında kare alma işlemi yapacak olursak 0'ın karesi 0 küçüktür, A kare yani Y olacak, 1'in karesi 1. Dolayısıyla bir eşitsizlikte bir yön değişimi ya da herhangi bir değişiklik olmuyor. Peki, Z sayısı A'nın 2 katı. Her şeyi 2 ile çarpalım. 0 küçüktür, 2 çarpı A, o da küçüktür. Ne olacaktır? 2. Yani burada en küçük değer Y, daha sonra burayı ne olarak belirlemiştik? Z ve X şeklinde bir büyüklük küçüklük sıralaması yapabiliyoruz. Bunu da seçeneklere şöyle baktığımızda D seçeneğinde görebiliriz. 8. sorumuzda A, B, C birer asal sayı olmak üzere 3 küçüktür, A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, 22 şeklinde bir durum verilmiş. O zaman biz 3 ve 22 arasında asal rakamları, asal sayıları seçelim. O da 5, 7, 11, 13, 17 ve 19 sayılarıdır. Bu 6 tane asal sayımız var. Bu 6 tane asal sayıdan herhangi 3 tanesini seçip buraya sıralı bir şekilde, yalnız bir şekilde yazabiliriz. Peki, bu 3 tane sayıyı, bu 6 tane sayı arasından kaç farklı şekilde seçebiliyoruz? O da 6'nın üçlü kombinasyonuyla. Ve bu 6'nın üçlü kombinasyonlarından her birinden yalnızca bir tane doğru sıralama çıkacaktır. Çünkü küçükten büyüğe sıralamamız gerekli. 6'nın üçlü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde hızlı bir şekilde hesaplanabiliyor. 3, 2, 1, 6 sayısını sadeleştirdiğinde 5 çarpı 4'ten 20 farklı durum vardır diyebiliriz. O zaman ABC çarpımı tam olarak 20 farklı sonuç verecektir. Çünkü kullandığımız tüm sayılar farklı olduğu için çarpımlar hep farklı sonuçlar verir. 9. sorumuz. X ve Y birer tam sayı olmak üzere şöyle bir işlem yapalım. Eşitsizliğin her tarafını, bu eşitliğin her tarafını yanlış payda yaz. İç karşılığa çarpımı yap. X artı Y eşittir 7'ye olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra buradaki eşitsizlikte 28 küçüktür. X artı Y yerine 7'ye yazalım. O da küçüktür. 49 olacaktır. Şimdi burada bir sadeleştirme işlemi yapabiliriz. Her şeyi 7'ye bölsek 4 küçüktür y, o da küçüktür 7 olur. Yani y'nin alabileceği değerler 5 ve 6'dır. Buna göre eğer y 5 olursa x ne olmak zorunda kalacaktır? Buradaki işleme göre. Tabii şu y'yi de bu tarafa attığımızda x eşittir 6y olur. Yani x Y 5 olduğunda x ne olacak? 6 çarpı 5'ten 30. Peki bizden istenen ne? X eksi y işlemi. O da 30 eksi 5'ten dolayı 25 şeklinde bulunmuş olur. Peki ikinci durum, eğer y sayısı 6 olursa o zaman x bunun 6 katı x eşittir 36 olacaktır. Daha sonra 36 eksi 6'dan da buradan sonuç 30 olarak bulunabilir. Dolayısıyla fark en çok 30 olabilir diyeceğiz. Çünkü y'nin başka bir tam sayı değeri alması mümkün değildir. 10. soru. A, B, C tam sayıları bir çeşit kenar üçgenin kenar uzunluklarıdır demiş. Şöyle bir tane üçgen olduğunu düşünelim. A, B, C üçgeni. A köşesi A kenarı, B köşesi karşısı B kenarı. C köşesinin karşısında da C kenarı diyelim. Üçgen eşitsizliği mantığına göre bir kenar, ki örneğin A kenarı,
ne olmak zorundadır? Diğer iki yanın toplamından daha küçük. B ile C'nin toplamından daha küçük olmak zorundadır. Dolayısıyla A bölü B artı C işlemi mutlaka bir sayısından küçük olmak zorundadır bu bir. Benzer şekilde B kenarı diğer iki kenar A ile C'nin toplamından daha kısa. Yani B bölü A artı C işleminin yine birden küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. C için de aynısını yapalım. C küçüktür A artı B diyebiliyoruz. Dolayısıyla C bölü A artı B küçüktür 1 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bizden istenen A bölü B artı C. Şunu yazalım. A bölü B artı C küçüktür 1. B bölü A artı C. B bölü A artı C. O da küçüktür 1. Ve C bölü A artı B. O da küçüktür 1. Bunları alt alta yazdık, topladık, küçüktür 3 sonucunu elde etmiş oluruz. Dolayısıyla en büyük tam sayı değeri 2'dir diyebiliriz. 11. sorumuzda eşitsizliğine uyan x değerleri için, bu arada x'in tam sayı olup olmadığı söylenmemiş, bu ifadeni sağlayan a kaç olmalıdır diye sormuş. Hemen şöyle bakalım. X'in 3. kuvveti alınacak ve üzerine 5 eklenecek. O zaman ne yapalım? Her tarafta 3. kuvvet alalım. 3. kuvvet aldığımızda burası a üzeri 3 olacaktır. Küçüktür. X üzeri 3, o da küçüktür. 3 üzeri 3 yani 27 olur. 3. kuvvet aldığımızda sayıların işaretleri değişmeyeceği için büyüklük sırası da bundan etkilenmeyecektir. Aynı şekilde 5 ekleme işlemi yapalım. 5 ekleyelim her tarafa. 5 eklediğimizde a küp artı 5 küçüktür. X küp artı 5, o da küçüktür. 32'ye dönüşmüş olur. Bize verilen eşitsizlikte üst sınır 32, alt sınır ise eksi 3'tü. Dolayısıyla a küp artı 5'in eksi 3 olması gerekli. 5 sayısında eşitsizliğin sağına attığımızda a küp eşittir eksi 8. Dolayısıyla a eşittir eksi 2 olur diyebiliriz. 12. sorumuzla devam ediyoruz. X, Y, Z pozitif reel sayı olmak üzere 2x artı 3y artı 4z eşittir 1 olduğuna göre 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Burada toplamları 1 sayısını oluşturan 2x, 3y ve 4z ifadelerini ayrı ayrı 2x küçüktür 1 ve 3y küçüktür 1 ve 4z küçüktür 1 şeklinde düşünmeye çalışırsak. Burayı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 1 bölü x küçüktür 1 bölü 2. X bölü 1 şeklinde yazdıktan sonra pay ve payda kendi arasında yer değiştirirse 1 bölü x büyüktür 2 bölü 1 yani 2'ye dönüşecektir. Aynı şekilde 3'e böldüğümüz zaman ikinci eşitsizliğimizi y küçüktür 1 bölü 3 pay ve payda yer değiştirirse 1 bölü y büyüktür 3 bölü 1'den 3. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde z küçüktür 1 bölü 4. Pay ve payda yer değiştirdiğinde 1 bölü z, o da büyüktür 4 bölü 1 yani 4 sayısına dönüşmüş olacaktır. Dolayısıyla 1 bölü x büyüktür 2, 1 bölü y büyüktür 3, 1 bölü z büyüktür 4 şeklinde düşünüp alt alta topladığımızda 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z büyüktür 9. Dolayısıyla alabileceği en küçük tam sayı değeri 10'dur diyebiliriz. 13. sorumuzla devam edelim. 13. sorumuzda x, y, z sıfırdan farklı birer tam sayı olarak verilmiş. Şimdi eksi 5 bölü 2, 2,5 sayısına yani eksi 2,5, 7 bölü 2 de artı 3,5 sayısına eşittir. Dolayısıyla x, y, z'nin alabileceği değerler burada hangi sayılardan oluşacaktır? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 değerlerinden oluşacaktır. Bunları alabilirler ancak x küçük, z de büyük sayı olacak. Y de bunların arasında bir sayı olacaktır. Buna göre verilen ifadenin alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulmak istiyoruz. O zaman x, y, z'yi içeriklerle çarpalım. X, y, z 1 bölü x, y ile çarpılırsa z kalacaktır. X, y, z 2 bölü y, z ile çarpılırsa eksi 2x'e dönüşecektir. Ve x, y, z 3 bölü x, z ile çarpılırsa artı 3y işlemine dönüşmüş olur. Unutmayalım ki x küçük, y küçüktür. Z şeklinde bir büyüklük sıralamasına sahibiz. Bu ifadenin alabileceği bir en küçük değeri hesaplayacağız. Bir de en büyük değeri hesaplamaya çalışacağız. En küçük değer için mümkün olduğunca önü negatif olan sayıyı büyük bir sayı seçmeye çalışırken, büyük bir rakam değeri ya da büyük bir sayı değeri seçmeye çalışırken
Önü pozitif olanları olabildiğince küçük seçmeye çalışacağız. Tabii burada katsayısı büyük olan y sayısı var. Y katsayısı büyük olduğu için y'yi odak noktasında tutup o şekilde hareket edecek olursak y'nin alabileceği en küçük değer x'in de maalesef küçük olmasını sağlayacak ve x gördüğümüz yere eksi 2. Dolayısıyla y gördüğümüz yere eksi 1 ve z gördüğümüz yere de 0 değerlerini kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla işlemimiz 0 eksi 2 çarpı eksi 2 artı 3 çarpı eksi 1. Yani 0 artı 4 eksi 3 ve 1 sonucunu elde etmiş olacağız. Bu verilen ifadenin en küçük değeri olacaktır. En büyük değer için de ise bu sefer tam tersi bir şekilde hareket edeceğiz. Katsayısı büyük olan y'yi olabildiğince büyük, z'yi önü pozitif olduğu için büyük, x'i de mümkün olduğunu küçük seçmeye çalışacağız. X'i dolayısıyla yine eksi 2 sayısı seçmeye çalışırsak buradan y ve z'nin değerleri x'i de büyük olsunlar istiyoruz. Z en büyük tarafta olduğu için z artı 3 değerini alırken y de artı 2 değerini alacaktır. Peki işlemimizi yapalım. Z'nin yerine 3, x'in değerine eksi 2, eksi 2 çarpı eksi 2 artı y'nin yerine 2 yazıyoruz. O da 3 çarpı 2. Dolayısıyla 3 artı 4 artı 6 yani 13 sonucuna dönüşecektir. Dolayısıyla alabileceği en küçük ve en büyük değeri sorduğu için, bunların da çarpımlarını sorduğu için 13 çarpı 1'den sonuç 13'tür diyebiliriz. 14. sorumuzda A, B, C pozitif reel sayılardır. A küçüktür, B küçüktür, C şeklinde bir eşitsizlik verilmiş. 2 bölü A, 3 bölü B, 7 bölü C şeklinde işlemler var. Ve bunların sonucu 1 bölü 14 şeklinde verilmiş. A'nın en büyük tam sayı değerini istiyoruz. A'nın değerini büyük tutabilmek için B'yi ve C'yi A'ya mümkün olduğunca yakın. Hatta mümkünse hepsi eşitmiş gibi davranalım. Hepsi eşit olsa diyelim. Ve genellikle böyle durumlarda ortadaki sayıyı kullanalım. B. Hepsi eşit olsa ve B'ye eşit olsalar. O zaman birinci işlemimiz 2 bölü B, birinci kesirimiz eksi ikinci kesirimiz 3 bölü B artı üçüncü kesirimiz 7 bölü B'ye dönüşecek ve bunun sonucu 1 bölü 10. Bütün paydalar eşit olduğu için payda kısmı B. 2 eksi 3 eksi 1 artı 7'den artı 6'ya dönüşürken eşitliğin diğer tarafında 1 bölü 10. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak B sayısı 60'a dönüşmüş olur eşit olsalardı. Eşit olamadıkları için A sayısı mutlaka 60'tan küçük olmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla A'nın en büyük tam sayı değeri 59'dur diyebiliriz. 15. sorumuzla devam edelim. A ve B reel sayılardır demiş. Bize de bir tane işlem verilmiş burada. Şimdi biz bu işlemi şöyle düzenlemeye çalışsak. A kare eksi 2A ifadesi aslında şu şekilde yazılabilir. A eksi 1'in karesi daha sonra eksi 1 şeklinde yazılabiliyor. Çünkü A eksi 1'in karesini alırken A'nın karesi eksi 2A artı 1. Bir de yanına eksi 1'i yazdığımızda bu eksi 1 artı 1 nötrlemesi bizi A kare eksi 2A'ya götürmüş olacak. Peki neden böyle bir işlem yapıyoruz? Çünkü bir değişken yani A ile ilgili kuvvet alma işlemi ve kat alma işlemi yapılır iken sonucu doğru bir şekilde bulabilmemiz açısından A ifadesine tek hamlede yapılan bir işlem gerekli. Yani bir tarafta karesini alıp sonra iki katını, üç katını alıp bunları toplamak çıkarmak hiç sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Bu yüzden bu şekilde bir işleme dönüştürmüş oluyoruz. Hemen A'nın sayı aralığını alalım. Eşitsizliğin önce her iki tarafından bir çıkaralım. Her tarafından bir çıkaralım. Eksi 3 küçüktür. A eksi 1 küçüktür. Eşittir. 1'e dönüşmüş olacak. Sonra kare alma işlemi yapacağız. Kare alma işleminde sınırlar zıt işaretli olduklarında alt sınır 0 ve küçüktür eşittir olur. A eksi 1'in karesi daha sonra 1 sayısının karesi artı 1 eksi 3'ün karesi artı 9 büyük olan sayı 9 olduğu için büyük olanı seçip eşitlik var mı yok mu onu kontrol edelim. Eksi 3 tarafında eşitliği yoktu. Dolayısıyla burada eşitlik almayacağız. Ve son olarak bir çıkarma işlemi yapıyoruz. Eşitsizliğin her tarafından bir çıkardığımızda eksi 1 küçüktür eşittir. Artık buradaki işlemimiz a kare eksi 2a'ya dönüşecek. Bu da küçüktür. 8 haline dönüşmüş olur son hali. Peki bizim diğer işlemimiz nedir? Payda kısmındaki b. Yani b içinde şöyle bir işlem yapalım. Buradaki b'nin sayı aralığını alıp bütün kesirleri pay ve paydası yer değiştirecek şekilde değiştirelim. O zaman 1 bölü 3, 3 bölü 1'e dönüşür iken b 1 bölü b'ye dönüşecek.
2, 1 bölü 2 de 2 bölü 1'e dönüşmüş olur. Dolayısıyla büyüklük sırası yön değiştirmiş oldu. Şimdi bunu da alalım, işlemimizin altına yazalım. 3 bölü 1 büyüktür 1 bölü b, o da büyüktür 2 bölü 1 şeklinde olacaktır. Şimdi biz bu iki ifadeyi alıp birbiriyle çarparsak elimizde a'nın karesi eksi 2a çarpı 1 bölü b ya da diğer ifadesiyle verilen ifade bölü b şeklinde bir durumla karşılaşmış olacağız. Peki bunları çarpma işlemi yaparken ne yapıyorduk? Sınırları da çarpıp kontrollerimizi o şekilde yapacaktık. Eksi 1 çarpı 3, eksi 3. 8 çarpı 2, 16. Çapraz çarpalım, artı 24. Çapraz çarpalım, eksi 2. En küçük sayı eksi 3'tür. Eksi 3, bir tarafta eşitlik var, bir tarafta eşitlik yok. O yüzden biz de burada eşitliği almıyoruz. Bu küçük değer olduğu için küçük tarafa kalacak şekilde göstermemiz gerekli. Daha sonra en büyük sayı değerimiz 24. O da büyük tarafa yazıyoruz. 24, 8 ve 3'ten geldi. İkisinde de eşitlikler yoktu. Eşitlik kabul etmeyeceğiz. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. En büyük değer 23. Eksi en küçük değer eksi 2. Bölü artış miktarı 1 artı 1 diyecek olursak cevabımız 26 tane olacaktır. 16. sorumuzla devam ediyoruz. X ve Y reel sayılardır. X'in karesi alındığında 16 küçük eşittir x kare küçüktür 49 şeklinde bir işlem verilmiş. Dolayısıyla burada şundan bahsedebiliriz. X'in durumu bir pozitif sayı olur ise artı 4 küçüktür eşittir artı 7 aralığında olacaktır. Eğer x bir negatif sayı olursa da o zaman eksi 7 küçüktür x, o da küçüktür eşittir eksi 4 şeklinde bir durum söz konusu olacaktır. Bu iki sayı aralığından herhangi birinde olmalı. Peki ikinci duruma bakalım. 0 küçüktür eşittir y'nin karesi, o da küçüktür 36. O zaman y sayısının sayı aralığı zıt işaretli iki tane sayı arasında olacak. Biri negatif, biri pozitif. Bunlardan hangisinin büyük olduğunu, mutlak değerce tabii büyük olduğunu bilemiyoruz. Ancak üst sınır bunların herhangi birinden gelmek zorundadır. Dolayısıyla eğer büyük taraf 6 olursa küçük taraf 6'dan küçük herhangi bir sayı. Yani eksi 6'ya tabii gidemeyeceğiz. Ama eksi 6'ya gitsek de aslında bir problem oluşmaz. Yani bu eksi 6, 6, artı 6 aralığında olabilir. Ya da eksi 5'e 6 aralığında olabilir. Eksi 4'e 6 aralığında olabileceği gibi. Benzer şekilde eksi 6'ya 5, eksi 6'ya 4 gibi aralıklar içinde de bulunabilir. Yani bu sınır değerlerinden biri ya artı 6'dır ya da eksi 6'dır demek durumunda kalacağız. Peki, şunu düşünmeye çalışalım. Eğer x sayısı artı 4 ve artı 7 aralığında ise olduğu gibi kalacak burası. Artı 4 küçüktür eşittir x küçüktür 7 diyelim. Peki, diğer sayı aralığımız ne olacaktır? Diğer sayı aralığımız artı 6 ve eksi 6 aralığı olabilir demiştik. Ancak bunun negatifini alacağız. Dolayısıyla eksi 6 küçüktür. Eksi y, bu da küçüktür. 6'ya dönüşmüş olur. Bunları alt alta topladığımızda alt sınırımız eksi 10 eşitlik yok. X eksi y, o da küçüktür. 13 şeklinde olur. Yani artı 12 değeri kabul edilebilir durumdadır diyebiliriz. Peki ya bunun dışında acaba şunu söylemek mümkün mü? X pozitif ya da negatif ayrımı yapılmadığı için x negatif değer alırsa yani eksi 7 küçüktür x küçüktür eşittir eksi 6 deyip yine y sayısı için eksi 6 küçüktür eksi y küçüktür 6 durumunu düşünecek olursak alt sınır eksi 13, üst sınır da bu sefer sıfıra dönüşmüş olur demek mümkün. Burada da x eksi y'nin eksi 12 değerini alabileceğini görebiliyoruz. Bunların ikisi de seçeneklerde verilmiş. Hatırladığım kadarıyla doğru seçenek C olarak verilmişti. Ancak şu anda iki farklı uygun seçenek görünüyor. Dolayısıyla burada X'in Y'nin pozitif ya da negatif olmasıyla ilgili küçük bir detay verilseydi daha net şeyler söyleyebilirdik. Ancak şu anda sorunun iki farklı doğru cevabı var görünüyor. Çünkü olabilir demiş. B seçeneğini eksi 13 yapsaydı o zaman C direkt doğru seçenek olarak kalacaktı. Evet arkadaşlar, 33. testimizin soru çözümlerini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.